sevgisizlik korkunç yayıldı. Bu bir devlet sorunu. Buna devlet el atsın. Yani Türk milletinin başına bu bela, Orta Doğu'nun başına bela, akıl almaz bir nefret ruhu var. Nefret körükleniyor. İnternette, televizyonlarda, orada burada körükleniyor. Nefretin kapısı kapatılması lazım. Nefret dolu insanlar daha modern, daha kaliteli biliniyor. Mesela bir şeye ters cevap veren daha akılcı biliniyor. Kötü cevap verene daha saygı duyuyorlar. Yani özellikle sosyetede, orada burada falan ben her yerde görüyorum. Mesela bir sanat toplantısı oluyor. Orada züppelik yapanı takdir ediyorlar. Ya sevgiden tek kelime bahsetmiyorlar. Çok korkunç bir şey bu. Sevginin her yerde olması lazım. Sevgiden bahsetmeyen adama normal insan muamelesi yapılmaması lazım. Sevgiyi ön plana almayanla muhatap olmamak lazım. Yani bir ahlak bozukluğu olarak görmek lazım sevgisizliği. Ya çok büyük bir ahlaksızlık olarak görmek lazım. Sevgiden bahsetmeyenle muhatap olmamak. Mesela bu yayılsın. Mesela yazıda, konuşmada sevgiden bahsetmiyorsa kimse muhatap olmasın. Mesela sanatçılarda da mesela sanatçıların toplantısı oluyor. Çıkıyor. Çok züppece, alaycı koyuyor, şak 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 alkışlıyorlar. Yahut insana mesela doğal ihtiyaçlar ilgili şey yapıyor, ona kakır kakır gülüyorlar. Yani bu çok çirkin, ben çocukluğumdan beri görüyorum. Yani insan doğal ihtiyacına gülmek. Ne kadar basitlik ya. Ne kadar ilkellik yani. Bazı tipler için söylüyorum tabii. Mesela ukalalık yapanı gıptayla seyrediyorlar. Züppelik yapanı, ukala olanı gözünde yüceltiyor. Evet. Sanatçılarda falan çoğunda oluyor bu. Evet. İşte çakallık yaptığında, kavga çıkarttığında evet. Ama sevgiden falan bahsettiğinde hiç adam yerine koymuyorlar. Sanki çok evet. Alelade bir şey yapmış gibi. Sevgiden bahsetmeyeni